Burada hem Shiba'daki ve Shibarium'daki son gelişmelerden aynı şekilde hayal aleminde birazcık yürüyen bir haber üzerinde duracağız. 850 dolarlık SHIB sizi dolar milyoneri yapabilir. Bakın fiyat hangi seviyeye gitmeli. Shibarium'un ilk lansmanı başarısı olduktan sonra yeniden lansman gündeme geldi. Buradaki lansman deyince gün içinde de söyledik. Yani aklınıza şey gibi bir şey gelmesin. İşte önceki gibi böyle şaşalı, işte parıltılı falandı, filandı, kusamadan büyük büyük konuşma o şekilde değil. Yani üzerine zaten bir takım biliyorsunuz Shibarium gerçekleştirildi. Bir Shibarium geldi. Sadece bunun yeniden açılışı işte Shibarium diyorum kusama açıldıktan sonra bir iki şey söylerse Shibarium'la alakalı odur yani. Başka da öyle şaşalı bir durum olmayacaktır. Fiyat pamplar pamplamaz. O çok şey değil. Hani nasıl diyeyim size çok da bilemeyiz yani. Zannetmiyorum ben öyle shitcoin fiyatlarında aman aman yükselişler falan böyle gerçekleşeceğini. Dediğim gibi Satoshi Kusama Shibarium'un geleceği üzerine güvence verdi. SHIB fiyatı düşüyor ve gelecek için fiyat tahminleri hala belirsiz. Yani tabii diyorum ya fiyat tahminiyle alakalı zaten konuşacağımızı daha önce de konuştuk. Tahmin dediğiniz şey simgesel bir şeydir. Ortalama aşağı yukarı iyi bir yatırım bul. Nerede ne yapabileceğini aşağı yukarı kestir. Nerede alım satım yapabileceğini bil. Bu. Yani yoksa diyorum ya fiyat tahmini dediğiniz şey yani tahmin hiçbir zaman bir ölçü olmamıştır bir şeyi tahmin etmek. Tahmin ediyorum yarın yağmur yağar. Bakalım hayırlısı belki yağar belki yağmaz. Başarısız geçen ilk Shibarium lansmanın ardından Satoshi Kusama'nın daha önce açıkladığı üzere katman 2 ölçeklendirme ağı çözümünün yeniden lansmanının geleceğini duyurmuştu. Doğru. Bu arada bakın Shiba gerçekten iyi bir coin'dir ama şunu söyleyeyim ben mesela daha önce de söyledim. Shibarium'un ben kullanılmasını önermiyorum burada yatırımcıya çok fazla. İkincisi yani Kusama'nın söyledikleriyle çok öyle şey yapmayın yani gaza gelmeyin ve çok inanmayın. Kusama anlaşılabilir de bir şekilde yani anlaşılır da bir şekilde aslında bir takım tabii ki zaman zaman söylemlerde bulunuyor kendisi. Tamam mı? İşte şöyle oldu, böyle oldu falan tarzında işte ne bileyim yok işte çok iyi olacak da şöyle böyle. Ya Kusama bu konuyla alakalı konuşur. O yüzden bundan dolayı hani yatırımcı gaza gelmeyin. Uzun lafın kısası çok fazla Kusama'nın sözüyle hareket etmemek gerekiyor. Çünkü yanlış şeyler söylediği çok olmuştur. Yani bilinçli bir şekilde yanlış şeyler söylediği çok fazla olmuştur. O yüzden dediğim gibi Kusama'nın söylemleriyle, Kusama'nın yaptıklarıyla, hareketleriyle işte şunu garanti ederim, şunu şöyle ederim, böyle ederim tarzındaki konuşmalardan dolayı yatırımcı bu söylemleri çok fazla kale almamalıdır yani. Bunu söylemeye çalışıyorum. Shibarium'un piyasaya sürüldükten sonra yoğun bir şekilde benimsenmesinden kaynaklanan aşırı büyük trafiği kaldıramadığını hatırlatmakta fayda var. Trafikteki büyük artış ekibin Shibarium ağındaki blok üretimini durdurmaya karar vermesine neden oldu. Bu arada Kusama, Shibarium'un bir daha asla hayata geçmeyeceğine dair korkuları çoktan yatıştı. Ya o kadar da değil yani bazen de suyunu çıkarıyorlar yani böyle abartı şeylerin. O kadar da değil de tamam yani. Oldu bir şey de bir daha hayata geçmeyecek ne yani? Kripto topluluğuna özellikle de SHIB meraklarına kendisinin ve ekibinin Shibarium'un yeniden başlatılmasından sonra ancak özel modda gelecekteki bir nüksü önlemek için aktif olarak çalıştıklarına dair güvence verdi. Shiba kaç dolar? Tüm bu olayların ortasında SHIB'in fiyatı düşüyor gibi görünüyordu. Yazım sırasında kripto varlık fiyatı 84 dolar olup son 7 gün içinde sırasıyla 77,6 dolar ve 101 dolar minimum ve maksimum fiyat seviyeleri arasında işlem görmüştü. Yukarıda SHIB fiyatları
token'ın düşmeye başlamadan önce geçtiği birkaç direnç seviyesinin altına düştüğünü gösteriyor. Shiba Inu'nun mevcut piyasa görünümü kasvetli görünse de bazı SHIB savunucuları hala 1 centlik bir fiyat işaretine ulaşabileceğine inanıyor. 1 cent falan, yani diyorum ya, bu tarz hareketler yapmayın. Ya bu böyle beklentilerde olmayın. Zamanında diyorlardı ki işte şöyle böyle, ya bunu gerçekten söylemem var. Tabii bugünümüzde artık azaldı ama 1 cent yani çok mantıklı değil. Zaten erişilebilir bir nokta da değil. Ciddi anlamda söylüyorum bunu. Dolayısıyla çok fazla kasmamak lazım. Shiba gelecek tahmin. Shiba Inu'nun mevcut fiyatında 850 dolarlık bir yatırım 104 milyon shitcoin elde edilmesini sağlayacak. Dolayısıyla Shiba Inu öngörülen 1 cent seviyesine ulaşmayı başarırsa ilk yatırım yaklaşık 1 milyon 50 bin dolar olabilir. Yukarıdaki yatırımın getirileri analiz edildiğinde projeyi mevcut fiyatından benimseyecek yatırımcılar için 1 milyon dolar civarında kar garanti edilmekte. Öte yandan çoğu kripto uzmanı ve en iyi savunucu tarafından speküle edildiği gibi 2.01 dolarlık bir Shiba Inu fiyat hedefi de ulaşılabilir görünüyor. SHIB 2.01 dolarlık bir fiyat seviyesine ulaşırsa 104 milyon SHIB token'ı yaklaşık 1.4 milyon dolar değerinde olacak ve yaklaşık olarak 1.3 milyon dolarlık kazancı yansıtacaktır diyor. 2.01 ile alakalı da 2.01 ulaşılabilir mi? 2.01 dolar fiyatı ulaşılabilir. Ama dediğim gibi zor. Hani şu andan şöyle böyle bir şey demek mantıklı değil. Ama mantıken hani ulaşılabilir bir fiyat hedefi mi diye sorulduğunda tabii ki Shibarium'un gerçekleştireceği yakımları, potansiyel ekip yakımını koyduğumuzda, ne bileyim, potansiyel talebi koyduğumuzda, evet, 2.01 ulaşılabilir ama zor, sezon içinde yaklaşılabilir. Ya öyle söyleyeyim ben size. Bu şekilde bir süreç bekliyoruz. Dolayısıyla tabii bunları ben bilerek, sözlerimi seçerek konuşmaya çalışıyorum. Çünkü şu mantık yanlış. Ben 2.01 doları bekliyorum. Sen bir şey beklemeyeceksin. Anı kontrol edeceksin. Satman gereken yerde satarsın. 2.01 doları illa da bekleyeceğim dersen çok baş ağrın tutabilir yani. İşte öyle de bir sıkıntı olduğu için başından, ilk baştan uyarıyoruz. Tamam mı? Sadece şu anda genel olarak bir analiz ve durum değerlendirmesi yapıyoruz. Teknik olarak ulaşılabilir mi? Evet, teknik olarak ulaşılabilir. Bunu söylüyoruz. Yakımla, işte beklenen potansiyel taleple, yaklaşan sezonla vesaire vesaire vesaire. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.